Adalet Bakanlığı'nın arabuluculuk sınavına eski yeni yaklaşık 200 milletvekili başvurdu ancak hiçbiri de sınavı geçemedi. Aylar boyunca ellerinden hukuk kitaplarını düşürmeyen milletvekilleri barajı yüksek buldu. İki soruyla biz kaçırmış olduk. Derslerine çalışmamışlardır. Yaşları da ilerledi artık Kemal'cim. Sorular zor değildi aslında. Arabuluculuk sınavına girdiler ama hiçbiri barajı geçemedi. 200 milletvekilinden ipi göğüsleyen çıkmadı. Kanunda 70 alan başarılıdır diyor. Ama geçemediniz. Kota sınırlaması oldu. 8-10 gün sınava asılmıştık biz de yani işin gerçeği. Asılmasak 90 alamazdık. Adalet Bakanlığı 24 Kasım'da 5000 arabulucunun belirleneceği bir sınav yaptı. Sınava yargı mensupları ve akademisyenlerin çoğunlukta olduğu 27 bin kişi başvurdu. Hukukçu vekiller de o sınavda ter döktü. Meclisteki 589 milletvekilinden 123'ü avukat, yani 5'te 1'i hukuk kökenli. Hem onlar hem de eski milletvekilleri arabuluculuk sınavına girdi. Ancak sonuç hepsi için hüsran oldu. Biz 70 barajını açtığımız halde maalesef sıralamaya giremedik. Bir önceki sınavda 70'ti o baraj. 90'a yükselince olanlar oldu. Arabulucu olmaya en çok AK Partili Ramazan Can yaklaştı. Bir puanla kaçırdı. Sınavdan 90 alan Can'ı Orhan Kırcalı ve Yılmaz Tunç takip etti. Milletvekili bittikten sonra emekli olamıyor. Dolayısıyla herkes kendi işine gücüne dönecek. Yenilenen İstanbul seçimleri sürecinde en çok konuşulan isim AK Partili Ali İhsan Yavuz da 74 puan alabildi. Hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu zannediyorum. Fikir olmadan önce arabuluculuk sınavını kazanmış. Kaçla kazandınız? Zannedersem 95 olması gerekiyor. Şurada milletin başka sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. CHP'li Mahmut Tanal da 74 puanda kalırken Adalet eski bakanı Bekir Bozdağ ise 72'yi aldı. Beni tekrar şu an makro mikro iktisattan imtihan yapsan herhalde 40 alamam. Milletvekillerinin milletvekilliği görevi devam ederken bu tür sınavlara girmelerini de çok doğru bulmam yani. Milletvekillerinin karnesini ise Adalet Bakanı değerlendirdi. Biraz daha çalışacak demek ki.